evde kalma günlerini güzel değerlendir Türkiye. Evde kal Türkiye. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dedem rahmetli çobanlıktayken böyle kopli, Lazca'da burçuli deriz buna. Bunu çok güzel kullanırdı. Evde kal Türkiye. La ilahe illallah. 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 Müslüman her şartlarda hayrı murad eder. Her şeyde bir hayır olduğunu düşünür. Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yürekten inandığı için, Allah azze ve celle'ye tam teslimiyetle inandığı için böylesi musibetlerde sarsılmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerde zamanın sonlarına doğru, kıyamete doğru ölümlerin artacağını, salgınların artacağını, fitnelerin peş peşe geleceğini söyledi. Ve biz bu sıkıntılı günleri çok da abartmamalıyız. Tedbirlerimizi alacağız. Gereken önlemlerimizi alacağız. Ancak panik yapmayıp, evham yapmayıp, bu psikolojik baskıyı ya mağlup olmayıp, yarınlara daha güzel hazırlanacak şekilde hayatımızı idame ettireceğiz. İnsanlık tarihi bu tür musibetlerden çok çok daha fazlasını yaşadı. Nuh Aleyhisselam'ın tufanında inanan 40 kişi Nuh Aleyhisselam'la beraber 40 ya da 80 yani bir avuç insan kurtulabildi. Gerisi tufanda boğuldu. Lut kavmi Lut Aleyhisselam ve inanan 1-2 kişi hariç hepsi helak oldu. Şehir alt üstüne getirildi. Gökten taşlar yağdırıldı. Lut Aleyhisselam'ın karısı bile kurtulamadı, taşlaştı. Yani insanlık tarihi Allah'a isyanlarının türlü türlü cezalarını çeşitli zamanlarda çekti. O yüzden bu süreçleri Müslüman önceden bilir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ne buyurdu? Kıyamet koparken dahi elinizde bir fidan varsa onu dikin. Yani bu ne demek? Siz her zaman pozitif taraftan, olumlu taraftan, iyimser taraftan bakın. Hayır tarafından bakın. Yapıcı olun. En zor şartta bile bir ümit içerisinde, geleceğe ümit var şekilde olun. O yüzden panik yapmayacağız. Dünya telaşlanacak, şey yapacak. Niye? Çünkü çok zulüm ettiler. Bu koronavirüsünü biyolojik silah olarak kullanıp insanlara bela edenler bilsinler ki bumerang gibi bu bela onlara dönecek. Efendim çeşitli planlar, projeler, bin yıllık bilmem kaç bin yıllık şeylere Allah fırsat verir. Zalime mühlet verir. Mühlet verir. Mühlet verir. En sonunda kendi kurdukları tuzaklarda kendileri helak olur. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Bu tuzak şekilde insanlara bu virüsü bela edenler bilsinler ki bu virüs başlarına dönecek. Allah Azze ve Celle ne murat ederse o olur. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Bak Avrupa'da
dışarıdan ezanlar okunmaya başladı. İspanya'da açıktan ezanlar okunmaya başladı. Avustralya'da televizyonda Müslümanlara dini eğitimler, bilgiler verilmeye başlandı. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Kur'an-ı Kerim okuduğunu, bu evde kalma sürecinde Kur'an-ı Kerim merak duyduğunu, okuduğunu söyledi. Yani mesela Amerika'da kongre Kur'an-ı Kerim okuyarak açıldı. Yani gidişat İslam'a teslimiyete gidiyor. Başka bir çıkış yolu bulamayacaklar. Yok. Allah'a ve Resulüne teslim olacaklar. Kurtuluş İslam'da. Ha böyle diyoruz İslam toplumu. İslam toplumu başlarında münafıklar var. Allah'ın hangi kanunları ekonomik sistemde İslam toplumunda uygulanıyor? Suudi Arabistan mı uyguluyor? Birleşmiş Arap Emirlikleri mi? Falan yer mi? Feşmekan yer mi? Hangi İslam devletiyim diyen Allah'ın kanunlarını siyasette, ticarette, ekonomide, kültürde, sanatta, hayatın her alanında Allah ve Resulü'nün çizgisinde hareket ediyor ki bununla o şekilde hareket edildiği zaman da İslam mağlup olsun, İslam başarılı olsun, başarısız olsun. Hangisi İslam'a uyuyor? İslam'a uyan yok. Lafta Müslüman. Peygamberimiz Hazreti Şerif'le de söylüyor. Söyledi. İslam'dan isim, Kur'an'dan resim kalacak. Ve bugün öyle değil mi? Müslümanlar Allah'ı unutmuş. Allah sonumuzu ayetsin. Bu günleri de geçecek. Allah Azze ve Celle hayırlı, güzel günleri ümmet-i Muhammed'e nasip edecek. Karanlık günlerin ardı nurlu sabahtır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.